Hep söylerim. Atalarımız, rahmet olsun hepsine, bize söyleyecek söz bırakmamış. Şöyle bir söz vardır. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Bugünlerde Erdoğan'ı dinlerken, Erdoğan'ın yaptıklarına bakarken hep bu söz aklıma geliyor. Bir tasarruftur gidiyor. 6. tasarruf genelgesini yayınladı beyefendi. Tabii sarayı ve meclisi muaf tuttu. Fakat şuna üzülüyoruz. Şuna üzülüyoruz. Bu ülke 84 milyon. Aslında öz kaynakları da oldukça geniş, varlıklı, yer altında, yer üstünde, bereketli tarım topraklarıyla, orman varlıklarıyla, akarsularıyla, madenleriyle, üç tarafımızın denizlerle çevrili olmasıyla, Cenab-ı Allah bu ülkeye her şeyi adeta iki eliyle vermiş. Ama gelin görün ki 84 milyon sefalet çekiyor. 84 demeyelim de 74 milyon, 70 milyon sefalet çekiyor. Ama devleti yönetenler zevki sefa içinde. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani atalarımızın söylediği ele verir talkını, kendi yutar salkımı Erdoğan'ın uygulamalarıyla birebir örtüşüyor. Acı reçete millete reva görülüyor. Kuru ekmek millete reva görülüyor. Porsiyonları küçültmek millete reva görülüyor. Tasarruf millete reva görülüyor. Yoklukla sınanmak millete reva görülüyor. Ama beyefendi ve etrafı ne lükse doyuyor, ne paraya doyuyor. Anlayabilmemiz mümkün değil. Hep söylediğim bir şey daha var. Daha doğrusu bugünlerde söylediğim bir şey daha var. Dünyada ve Türkiye'de para ticaretten kazanılır idi. Dünyada hala para ticaretten kazanılıyor. Ama Türkiye'de şekil değişti. Format değişti. Türkiye'de artık para siyasi ticaretten değil, maalesef siyasetten kazanılıyor. Siyasetten kazanılıyor. Ve tek sermayesi bu bilezik alyans olan insanların bugün dünyanın en varlıklı devlet başkanları kategorisinde yer almasının kabul edilebilir bir açıklaması olduğunu da zannetmiyoruz. Millete tasarruf çağrısı yapacağına saray maliyetlerini, yani bu saray bir tane olsa amenna, en iyisini yapalım otursun. Şimdi senede bir hafta ya kalacak ya kalmayacak, Okluk Koyun'da muhteşem bir yazlık saray beyefendi yapıyor. Kışlığı ayrı. Avlak diyorum ben. Eskiden Osmanlı padişahlarının, Selçuklu sultanlarının avlağa çıktıkları köşkler vardı. Ya padişahlar işte ise avlak için köşk yapıyordu. Küçük mütevazi. Sen avlak saray, yazlık saray, kışlık saray, uçan saray, yüzen saray. Yani bunlar bir dönem çiftçiye gözünü toprak doyursun dedi. Gözlerini saray doyursun ya. Doymadılar bu saray meselesine. Niye saraydan girdim? Şunun için girdim. Bu millet açlık, sefalet, kıtlık, darlık çekiyor. Çiftçi zorda, esnaf darda, emekli perişan, işsiz gençler iş arıyor. Gençlerimiz her gün uyuşturucu batağına daha çok saplanıyor. Beyefendi ne yapıyor? Bakalım şimdi. Tasarruf edilecekmiş falan. Edilsin güzel. Şimdi beyefendinin yeni yazlık sarayı. Merhum Özal'ın Cumhurbaşkanı iken Okluk Koyun'da orada mütevazi bir yazlığı vardı. Üç çekyat bir mutfak vardı ya. Semra Özal sağ. Özal denize girdiğinde ona kuru fasulye pilav pişirirmiş. O gelene kadar fasulye pilav yetişirmiş. Böyle konuşulur. Şimdi geldiğimiz yere bakın ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu Özal'ın imtihanı. Hani Cenab-ı Allah bizi imtihan ediyor. Bu Özal diyorum. Nur Gölü'nde yatsın. Erdoğan'ın imtihanı. Bu da vatandaşın imtihanı.
pazarda çöp toplayan annemiz. Bu da Şanlıurfa Toplum Yararına Çalışma Projesi İşkur kuyruğu. Bu kadar insan evine bir ekmek getirmek için gün o sıcakta kuyrukta beklerken sen bu sarayda oturamazsın Erdoğan. Buna Allah da iyi gözle bakmaz, kul da iyi gözle bakmaz. Bu hem israf hem haram. Buradan sesleniyorum. Al bu da İşkur kuyruğu. Elazığ'dan bir görüntü. Bu milletin gerçeği imtihanı. Bu da beyefendinin bir yılda 7 gün belki kalacak, belki kalmayacak imtihanı. Ve şu koyun haline dikkatinizi çekiyorum. Ve burada ayıp olan bir şey daha yapılmış. Öyle ciddi somut bilgiler var. Şu gördüğünüz kumsalın kumu da Salda Gölü'nden getirilmiş. El koyuna taşındığı biliniyor. Ondan sonra millete diyor ki yoklukla sınanacağız. Varlık. Ben de bir kere yoklukla sınan kardeşim. Ama buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Millet İttifakı iktidarında bunu yıkmayacağız. Bu yapıldı artık. Devletin, milletin parasıyla yapıldı. Bunu ne yapacağız? Şehit yakınları ve gazilerimiz için rehabilitasyon merkezi, tatil merkezi yapacağız. Bu yazlık sarayı şehit yakınlarına ve gazilerimize tahsis edeceğiz. İlk seçimlerden sonra kurulacak millet iktidarında. Bu da bizim millete sözümüz. Bir tasarrufa ihtiyaç varsa 3-4 maaş alanların ikinci ve üçüncü maaşlarını ya da üçüncü ve dördüncü maaşlarını kes kardeşim. 128 milyar doları kime cukka ettirdiğini bul kardeşim. Ziraat Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan, Vakıf Bank'tan verdiğin, havuz medyası kurmak için verdiğin 750 milyon doları, 670 milyon doları, 1 trilyon 600 milyon lirayı tahsil et kardeşim. Bunları yaparsan vatandaşın, kamunun kemer sıkmasına gerek kalmaz. Ve dün ya da evvelsi gün pandemiyle mücadelede doğrudan destek olarak 150 milyar dağıttık demiş. Vallahi yalan, billahi yalan. Millete, esnafa, çiftçiye verdiği borcu, bankalar üzerinden verdiği borcu doğrudan destek olarak sayıyor. Bir aylık ek performans için hemşireye ödediği 15 lirayı, 15 lira ambulans şoförüne ödediği 7 lirayı bile doğrudan destek sayıyor. Ve ama sadece ve sadece saraylara yapımında, inşaatında harcadığı para kaç lira biliyor musunuz? 13 milyar 416 milyon lira. Pandemide doğrudan ödediği para da 14 milyar lira. 84 milyonu 14 milyar doğrudan direkt nakit desteği. Bunun da 2-3 milyarı vatandaşlardan toplandı. Sarayların maliyetine 13 milyar 416. Ya 3 tane Mercedes otomobile 54 milyon, 3 tane otomobile 3. 54 milyon TL ödeyen bir devlet başkanının vatandaşına Allah'ın bizi yoklukla sınıyor demesi nasıl inandırıcı olabilir? Bu nasıl bir kafadır? Nasıl bir din bezirganlığıdır? Anlamakta zorlanıyoruz. Bu sarayların tefriş, donatım vesaire bunlar hariç. Ve değerli arkadaşlar, Milli Savunma Bakanlığı sanıyorum 3500 kişi alacak. Çeşitli kadrolarda, branşlarda, işçi, teknisyen vesaire vesaire. Bunlar hakikaten Allah'tan korkmuyorlar. Bakın. AK Parti Mamak ilçe başkanlığı üyelerine bir mesaj çekmiş. Gördün mü mesajı? Bir şekilde elime geçti. Bu Milli Savunma Bakanlığı'nın
personel alımından bahsediyor. Başvuru yapan adaylar başvuru formlarını diyor, kalın yazmış, CV'lerini değil diyor. İlçe sekreterimiz Pınar Hanım'a gönderecek. Ne demek bu ya? Bu ne demek ya? AK Partili olursan devletten ekmek yiyeceksin. AK Partili olmazsan devletten taş yiyeceksin. Bu ayıp. Bu ikide bir bize diyor ya ahlaksız falan diye. Bu ahlaksızlığın dik alası. Bu edepsizliğin önde gideni. Milli Savunma Bakanlığı'na da buradan sesleniyorum kardeşim. Bu sınavları iptal et. Ertele alımları. Millet taş yiyecek AK Partili olmayanlar ama Erdoğan. Vallahi de billahi de sen de sandıkta hayatında yemediğin bir şamar yiyeceksin. Aha burada söylüyorum sana. Ayıptır. Bu be, çok somut. Milli Savunma Bakanlığı'nın basın müşaviri beni izliyordur. Mamak ilçe başkanının göndereceği listeyi göre mi Milli Savunma Bakanlığı'na personel alacaksınız ya? Fitursuzluğun, arsızlığın bu kadarına sadece pes denir. Yuh denir. Milli Savunma Bakanlığı'na, şanlı ordumuzun başındaki zata bu vesileyle sesleniyorum. Buna bir dur desin. Türkiye sporda maalesef milli takımımız hepimizi üzdü. Gerçi futbolcularımız ve teknik heyeti gene de teşekkür ediyoruz. Ama Türkiye'nin dünya klasmanında dereceleri var. Mesela ne var? Yolsuzlukta var. Özgür olmayan ülkelerde var. Enflasyon da epey bir noktadayız. Dünyada ilk yedideyiz. Enflasyonda. Enflasyonumuz yıllık. Vahim bir tablo var arkadaşlar. Kimse görmüyor. Üretici fiyat endeksine göre enflasyon %42.8. Bu stok enflasyon var demek. Bu üfe fiyatları önümüzdeki haftalarda, aylarda tüfe fiyatlarına yansıyacak. Memura, emekliye %8 veriyorsun. Üçün üstüne artı beş. Gerçek enflasyon %17. Üretici fiyatları 42. Değerli arkadaşlar, 200 lira en büyük banknotumuzdur. Keşke getirseydim bir tane, yok bende 200. Yani banknot yok. 200 lira var da 200 TL tek banknot yok. 2002'de 200 liranın en büyük banknotumuzun karşılığı AK Parti'nin kuruluş devrinde 120 dolardı. 2014 beyefendi cumhurbaşkanı oldu. Türkiye için duraklama devri başladı. 200 liranın karşılığı 93. Aha 200 burada. Var mıydı sende? İşte bu. Bunun 2002'deki karşılığı 120 dolardı. Ben buna kuruluş devri diyorum. 2014 beyefendi cumhurbaşkanı oldu. Karşılığı 93 dolara düştü. 93 dolar. Buna duraklama devri diyoruz. 2018 tek adam devri başladı. En büyük banknotumuzun karşılığı 43 dolar. Buna gerileme devri diyoruz. Bugün 2021 bunun karşılığı 23 dolar. Yani kuruluşta bundan 120 dolar alırken şimdi 23 dolar alıyoruz. Erdoğan, bunun sebebi sensin.
parayı pul eden sensin ve kendine saray yaptırmaya doymuyorsun. Tekrar ediyorum aziz vatandaşlarım. AK Parti'nin kuruluşunda bundan 120 dolar alabiliyorduk bundan. Şimdi 23 dolar alıyoruz. Arada 100 dolar var. Hepimizin cebinden çıkan 100 dolar var. İşte o cebimizden çıkanlar nerede? Korkmayın. 83 milyon korkmasın. Cebimizden çalınanların yeri belli. Kamu özel işbirliği yap işlet devlet müteahhitleri, 128 milyar doları cukkalayanlar, Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın, Vakıf Bankı'nın içini boşaltanlar, vatandaşların parasının nerede olduğunu biliyoruz. Söke söke alacağız. Paşa paşa alacağız. Bunu da herkes böyle bilsin. 2018'de sadece para çalınmadı ki kardeşim. Sadece dolar, Türk parası çarçur edilmedi ki, Türk parası itibarsızlaşmadı ki. 2018 Türkiye için tek adam rejiminin miladıdır. 2018'de 10 liraya 9 ekmek alırken şimdi 10 liraya 5 ekmek alıyoruz. O bu 5 ekmek de bizim hani o yok kara fırın, kara buğday ekmeği, tam buğday ekmeği, ekşi maya değil ha, onlar pahalı. Normal ekmek. Ne olmuş? 2018'de 9 ekmek, 2021'de 5 ekmek. 5 ekmek çalınmış. Sofranın bir şeyi gitti. 2018'de 10 liraya 20 yumurta alıyorduk. Şimdi 10 liraya 13 yumurta alıyoruz. 5 ekmeğimizi çalanlar 7 yumurtamızı da çalmış. Ekmek var, yumurta var. Ne lazım? Yağ lazım. Ne olmuş? 2018'de 100 liraya 11 litre ayçiçek yağı alırken yumurta yapacağız ya. Şimdi 100 liraya 5 litre ayçiçek yağı alınabiliyor. Ne olmuş? 6 litre de ayçiçek yağımız çalınmış. Ekmek burada, yumurta burada, ayçiçek yağı burada. Tek adam döneminde bizim 5 ekmeğimiz, pardon 4 ekmeğimiz, 7 yumurtamız, 6 litre de ayçiçek yağımız çalınmış. Tava boş. Tava boş. 6 litre ayçiçek yağımız çalındığı için tavaya yağı dökemiyoruz. 7 tane yumurtamız çalındığı için yumurtayı kıramıyoruz. 5 tane ekmeğimiz çalındığı için ekmeği banamıyoruz. Millet aç deyince de kuru ekmek yiyorlar ya canım işte demek ki aç değiller. Millet aç dedikçe tasarruf tedbiri. Millet aç dedikçe efendim kimi tedbirler, acı reçeteler. Saygıdeğer hanımefendi de keşke bu açıklamayı yapmasaydı. Porsiyonları küçültünler. Siz küçültün kardeşim. Siz küçültün. Ha yok. Erdoğan, simit hesabı ile siyasete girdin. Burada simit hesabı yapmıyorum. Çünkü simit hesabı yaparsam sokağa çıkacak yüzün kalmaz. Ama sen şu 2000'de yap, 2001'de yaptığın simit hesabını bir daha bir yapıver ya. Bir daha bir yapıver. Çay simitle asgari ücreti bir mukayese ediver de ben seni bir göreyim. Hadi. Ben seni bir göreyim. Değerli arkadaşlar, 2018 ile 2021 arasında, yani tek adam döneminde, yani çöküş döneminde, kuruluş dönemi, duraklama dönemi, gerileme dönemi, şimdi çöküş dönemi AK Parti'nin. Çöküş döneminde elektriğe %99, doğalgaza %93 zam geldi. 2018'de 200 lira olan elektrik şimdi 400 lira. Bir ailenin faturası. Ortalama bir ailenin. 2018'de 250 lira olan ortalama bir ailenin aylık doğalgaz faturası da 500'den aşağı değil. Şimdi ne oldu? Sen Temmuz'da en düşük memur maaşını 340 lira zam yapıyorsun. Allah razı olsun desek olmaz. Allah'ın rızası yok. Bereket versin desek olmaz. Bereketi yok. Şimdi en düşük devlet memuruna 340 lira zam verdin ama 52 lirasını elektrik zammıyla, 55 lirasını da doğal gaz zammıyla
geri aldın. Yani 340 liranın 107 lirasını geri aldın. Yani verdiğin zam gerçekte 233 lira. Bunu millet görmüyor zannediyorsan Erdoğan, yanılıyorsun. Millet bunu görüyor. Millet bunu yaşıyor. Hayal satmaya devam ediyorsun. Alıcısı yok. Masal anlatmaya devam ediyorsun. Dinleyicisi yok. Milletin canı burnunda. Çiftçi zorda, esnaf darda. Emekli perişan. İntiharlar yaygınlaşıyor. Gençlerimiz uyuşturucu batağına düşüyor. Sen ne yapıyorsun? Millete yoklukla imtihan teklif ediyorsun. Devleti soydurma. Milleti de bölme. Halkı da ezme kardeşim. Yok sen bunları huy edindin, karakter edindin, mizac edindin. Bunlar senin fıtratında var. Siyasetten zenginleşmek senin fıtratında var. O zaman çare sandık. Çare sandık. Çatlasan da patlasan da istediğin kadar seçimler Haziran 2023'te de. O sandığı tıpış tıpış paşa paşa milletin önüne getireceksin. Tıpkı taşeron konusunda kısmi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çabalarıyla, girişimleriyle kısmi bir olumlu da olsa bir gelişme olduysa, tıpkı Genel Başkanımızın çağrı ve ısrarıyla emeklilere bayram ikramiyesini verdiysen tıpış tıpış paşa paşa, şimdi o sandık gelirken paşa paşa 3600 ek göstergeyi vereceksin. Paşa paşa EYT'lilerin emeklilik hakkını vereceksin. Paşa paşa köylülerin, çiftçinin, ahırdaki öküzü, tarladaki traktörü hacze düşmüş çiftçinin, köylünün tarım kredi kooperatifinin faizlerini tümüyle sileceksin. Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının da faizlerini tümüyle paşa 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 sileceksin Erdoğan. Bir yere yazın. Değerli arkadaşlar, sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. 128 milyarı sormaya devam edeceğiz. Dolar bu. TL olsa neyse. F-35'lere verdiğimiz para ne oldu Erdoğan? F-35'ler ne oldu? F-16'lar artık kabiliyetlerini kaybetti. Güncel değil, çağımızdaki gelişmelerden geri kaldı. Türkiye'nin hava savunma sistemi yok olmak üzere. Devletin parasıyla gittin oraya ortak oldun. Yanlış yaptın demem. Şimdi Türkiye'nin oradaki hak ve menfaatini korumaktan niye acizsin Erdoğan? S-400'e verdiğin bu kadar para ile S-400'leri sandıkta tutmak için mi verdin? Niye bu kadar acizsin? Niye Rusya ile Amerika'nın arasında Türkiye'yi ve kendini tost yapıyorsun Erdoğan? Bunları sormayalım mı? Bir şey daha soralım. 15 Temmuz yaklaşıyor. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için 309 milyon topladın. Nerede bu para? Geçen de çıktın ayda biner lira veriyorum dedin. Ne ayıp şey ya. Ne ayıp şey ya. Şehit ve gazi yakınlarının, şehit yakınlarının ve gazilerimizin paralarını bloke etmiş beyefendi, biner lira biner lira veriyorum diyor. Ya daha kibar ol, çöktüm ben bu paraya de ya. Beşiktaş saldırısında 54 milyon toplandı. Şehit polislerimize ve sivil şehitlerimize ayda 300 lira mıydı, 290 lira mıydı ne para gönderdin ya? Bu ayıp ya. Devlet gasp etmez. Ben şu söze çok itibar ederdim. Makamı kendi mülkü zanneden yargının gırtlağına çöker evvela. Bundan yetinmedi beyefendi. Yargının gırtlağına çöküldü de makamı kendi mülkü zannetti. Şehit yakınlarının ve gazilerin paralarına da çöken bir iktidarla ve hükümetle karşı karşıyayız. Ziraat Bankası 750 milyon dolar. Demirören ödüyor mu, ödemiyor mu? Ödemiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank 675 milyon dolar. Havuz medyası, Next Level'lar, simit sarayları, hangi birini sayayım? Kamu bankalarına, yandaşlarına boşalttırdın. Paralar falan da ödendiği yok. Ey çiftçimiz, ey köylü. Ahırdaki öküzün hacizde senin Ziraat Bankası, çiftçinin bankası Demirören'e 750 milyon doları vermiş.
Parayı da almıyor, alamıyor. İstemekten korkuyor, istemeye korkuyor. Bu çiftçi bunun hesabını sormayacak mı? E soracak, merak etmeyin. Tanesi 17 milyon TL'ye 3 tane Mercedes taksi aldın, otomobil aldın. Kim kullanıyor bunları? Bunları kim kullanıyor kardeşim? Tanesi 17 milyona 3 tane süper lüks Mercedes'i kim kullanıyor? Bunu da soracağız. Başka neyi soracağız? Kaç tane siyasetçi eskisi ve bürokrat 3 ve 4 maaş alıyor? 170 bin lira aylık maaş ödediğim bürokrat kim? 39 milyon, 82 milyon, 74 bin pardon bunlar ödediğim bürokratlar kim? Beşli çete ne zaman doyacak Erdoğan? 220 milyarlık ihale verdin. Geçen bakan diyor ki 1000 küsur müteahhit bizle çalışıyor. 5 kişiye 5 müteahhite 220 milyarlık ihale, 1000 kişiye belki 2 milyarlık ihale. Yani beşli çete aş yesin, 1000 bizim diğer müteahhitlerimiz taş yesin mi diyorsun? Beşli çeteyi Türkiye'de doyuramadın, Azerbaycan'a götürdün. Geçenlerde uyardım. İlham Aliyev'e, hürmetli başkana buradan sesleniyorum. Bunlara elini kaptırırsan kolunu alamazsın. Sormaya devam edeceğiz. FETÖ borsasından kaç kişiyi zengin ettiniz? İnsanlara cezaevini gösterip kaç kişinin malına el çöktünüz? Kaç kişi bu yolla zengin oldu? Kaç okul, işletme, fabrika, imalathane yandaşlarına FETÖ borsası üzerinden peşkeş çekildi ya cezaevi ya sokak diyerek? Bunları da sormaya, takip etmeye devam edeceğiz. Ve tekrar söylüyorum, siyaseti bir zenginleşme aracı olmaktan kurtaracağız. Sağı solu yok. Milliyetçisi, radikali, liberali, muhafazakarı yok. Cumhuriyetçisi, demokratı yok. Siyaseti hep birlikte zenginleşme aracı olmaktan kurtaracak olan gene bu aziz milletimizin cesareti ve kararıdır. Sayın Genel Başkanımıza fezleke geldi. 26. fezlekemiz, hayırlı olsun. Hoş sefa geldi. Ve buradan, bu para kaybolacak, buradan alın bunu sonra. Buradan 6500 savcıya sesleniyorum. Ey savcılar, ey ünvanının başında Cumhuriyet ibaresi olan savcılar, Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı'na yalancı dediği ya da yalan söylediğini beyan ettiği için hakaretten fezleke yolluyorsunuz. Ben şimdi savcılara soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihbar ediyor. Sayın Genel Başkan, Erdoğan'a, Erdoğan için dedi ki, yardım ve yataklık yaptın sen, yapıyorsun dedi. Kime? FETÖ'ye. Kime? PKK'ya. Kime? IŞİD'e. Ya bir tane savcı da Cumhurbaşkanı'na yardım ve yataklık yapmak ne demek? Bu bir hakarettir deyip niye dava açmıyorsunuz kardeşim? Cumhurbaşkanı'na yalancı dedin diye dava açıyorsunuz da Kılıçdaroğlu'na. FETÖ'ye yardım ve yataklık yaptın. PKK'ya yardım ve yataklık yaptın. DAEŞ'e yardım ve yataklık yaptın diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na. Niye Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açamıyorsunuz kardeşim? Yalan söylemek hakarette, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın demek hakaret değil mi kardeşim? Nerede bu savcılar? Soruyorum buradan. Neredesiniz ya? Size şimdi güzel adliye sarayları yaptılar değil mi? Eskiden kapısında asma kilit olan adliye binaları vardı. Ama içinde adalet vardı. Şimdi debdebeli adliye saraylarınız var. Ama adalet yok. Bilin ve unutmayın ki adalet ölürse devlet ölür. Ve savcılara sesleniyorum. Ben Erdoğan'ın yaptığı, göz yumduğu uğursuzlukları, usulsüzlükler için ihbar etmiyorum. Ona bir şey yapamazsınız, tamam. Ona bir şey yapamazsınız. Erdoğan hakkında, yakınları hakkında dava açamazsınız. Zaten bir avukatı adliyenin baş köşesine oturmuş, bütün işleri o planlıyor. Biz bunları biliyoruz. Ama bak ben şimdi savcılara diyorum ki, Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yalancı dediği için hakaretten dava açıyorsan ey savcı, Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı başka şeylerle de suçladı.
Hakaret etti madem senin mantığına göre. Bunlarla ilgili de açlıyorum. Devlet Bey de kaldırın dokunulmazlıkları diyor. Devlet Bey, kaldırmazsanız namertsiniz dedi Sayın Genel Başkanımız. Cumhur İttifakı ile birlikte Allah aşkına şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını bir kaldırın ya. Bir kaldırın da kokmuş da olsa, çürümüş de olsa o mahkemelerde bir hesaplaşalım. Bir görüşelim. Kemal Kılıçdaroğlu iddialarının belgelerini tek tek ortaya bir koysun. Ve şimdi Sayın Bahçeli Erdoğan'la arasında Süleyman Soylu arasındaki sosyal mesafeyi kapatmanın peşine düşmüş. Biz Covid-19'da sosyal mesafe ne zaman kapanacak diyoruz? Aşılar bitince. Aşılar tamamlanıncaya kadar Erdoğan'ın tabiriyle tamam maske mesafe temizliğe devam. Erdoğan da İçişleri Bakanı ile arasındaki mesafeyi bu sebeple açık tutuyor, kapatmıyor. Sayın Bahçeli diyor ki bu mesafe kapanacak. Süleyman Soylu yalnız değildir. Devletin İçişleri Bakanı'dır. E güzel. Şimdi Süleyman Soylu bir siyasetçi mafyadan her ay 10.000 dolar alıyor dedi mi? Dedi. Bu Süleyman Soylu'nun sıfatı nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'dır. Sıfatı nedir? AK Parti'nin üyesidir. Sıfatı nedir? Eski AK Parti yöneticisidir. Peki Sayın Bahçeli, bu mafyadan 10.000 dolar maaş de, haraç de, ne dersen de alan siyasetçiyi sen öğrenmek istemiyor musun? Diğer iddiaları geçiyorum. Diğer iddiaları geçiyorum. Burada Sayın Bahçeli, Süleyman Soylu'dan sonra Sayın Erdoğan'ı Süleyman Soylu üzerinden tehdit mi diyor? Bence öyle. Tehdit demeyelim de bunu biraz düzeltelim. Sayın Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ile Süleyman Soylu arasındaki mesafenin kapanması için dün bir ultimatom vermiştir. Bunun adı ultimatomdur. Erdoğan'a verilen ultimatomdur. Daha önce İçişleri Bakanı, işte 10.000 dolar alan siyasetçi, evinde para kasası, para sayma makinesi bulunan İçişleri Bakanlarını hatırlatarak Erdoğan'ı üstü kapalı tehdit etmişti. Şimdi Sayın Bahçeli de Süleyman Soylu üzerinden Erdoğan'a ultimatom vermiştir. Bakalım göreceğiz. Bu basınç ve tehdide Erdoğan boyun eğecek mi, eğmeyecek mi, teslim olacak mı, olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama öyle görülüyor ki Süleyman Soylu Cumhur İttifakı bakımından ortak bölenlerin en büyük ortak bölendir ya da en küçük ortak katlayandır. Süleyman Soylu Cumhur İttifakı tahterevellisinin omurgası olarak orada duruyor. Bakalım o tahterevelliden kim düşüyor? Hep birlikte göreceğiz. Ama benim ülkemin Cumhurbaşkanının Amerikan başkanlarından ayar yemesinden, azar yemesinden, Amerikan başkanları tarafından ülkemin Cumhurbaşkanının mal varlığıyla tehdit edilmesinden nasıl rahatsız oluyorsam, Cumhurbaşkanının bir siyasi partinin genel başkanı tarafından ultimatoma maruz bırakılmasından gene rahatsız olur. O makam yüce bir makam idi. İdi. Şimdi her geçen gün deformasyona uğrayan, yüceliğini, kutsiyetini kaybeden bir makama dönüşüyor. Özetle Soylu Cumhurbaşkanını örtülü tehdit etmişti. Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanını daha açık, daha sert bir şekilde tehdit etmiştir. Hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanı bu sıkışmada nasıl bir rol alacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Ama tekrar söyleyeyim, şunu söyleyerek bitireyim. Türkiye'de devletin çürümesine daha fazla seyirci kalınamaz.
Türkiye'de devletin soyulmasına daha fazla seyirci kalınamaz. Türkiye'de siyasetin kirlenmesine daha fazla seyirci kalınamaz diye değerlendirmemi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çare sandık dediniz. Evet. Şunu söyleyeyim. Her Cumhuriyet Halk Partili partili genel başkanını cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu doğal ve doğru olandır. Ancak genel başkanımızın müteaddit defalar zikrettiği, söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir. Nokta. Bakın. Genel başkanımız karar verecek demiyorum. Genel başkanımızın cumhurbaşkanı adaylığına ya da bir başka adaya Millet İttifakı birlikte ortak olarak karar verecektir. Sayın Kuşoğlu'nun parti yöneticisi sıfatıyla genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi ve ilan etmesi gayet doğaldır. Ama kararı verecek olan, tekrar söylüyorum, Millet İttifakı'dır. Bu konuda partimizin, Sayın Genel Başkanımızın anlayışı budur. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan yapmış, hayatta olan ve olmayan bütün önceki genel başkanlarımız bizim için saygındır. Saygı değerdir, kıymetlidir. Evet, çok teşekkür. Para. Kimin bu para? Al. En büyük banknot. Çok teşekkürler, iyi mesailer, sağ olun.